arkadaşlar. Bugün Hasan'la birlikte derin dondurucuları inceliyoruz. O da bana yardımcı oluyor sağ olsun. Şimdi 3-4 çekmecelilere baktık, 6 bölümlere baktık, 7 bölmelilere, 7 çekmecelilere baktık. Şu an 8 bölmeli grubu inceleyeceğiz. 8 bölmelide 2 tane modelimiz var arkadaşlar. Birisi multimod dediğimiz normal isterseniz yarısını soğutucu yapabildiğiniz bir mod. İster soğutucu ister dondurucu olarak komplesini kullanabiliyorsunuz. Bir de yine en geniş hacme sahip. Bunda 59,5 santim en var. Bunda da 70 santim eni var arkadaşlar. En geniş derin dondurucu modelimiz bu da. Modelleri şöyle, birisi 2081 EB diye geçiyor. Bunun aynı şekilde grisi de var. Yani çelik gri isterseniz. Şuradan 7'den gösterebiliriz. Yani böyle çelik gri isterseniz aynı modelin çelik olanı da var. Bir de beyazı var. Bundaki boy arkadaşlar yükseklik 1.85, derinlikte 65,5 santim. Dediğim gibi genişlik 59,5 santim. Multimod bir dolap. Dijital ekranı var. Dijital ekrandan hızlı soğutma, hızlı dondurma tuşlarını ayarlayabiliyoruz. Aynı Nofroz dolaplardaki gibi ekonomik moda alabiliyoruz. Derecelendirme ayarlarını görüyoruz ve ona göre de ayarlayabiliyoruz. Multimoda alabiliyoruz elektronik ekran üzerinden. Burada da normal rafları var. Normal soğutucu da kullanabildiğiniz için normal raf kısmı dolap gibi de aynı şekilde kullanılıyor. İki tane LED aydınlatması var içerisinde. Burada normal sebzelik veya işte dondurucuya çevirdiğiniz zaman da dondurucu olarak kullanacağınız bir bölümü var. Burada da normal çekmeceleri var arkadaşlar. Şuradan bakalım. Yine buzlukları da içerisinden çıkıyor. Şu aparatlar ne işimize yarıyor ona da bakalım. Yani bunlar duvarın yüzeyine, arka taraflarına takıyoruz. 5 santim uzakta durması gerekiyor. Fazla yakınlaşmaması için kullanılan plastik aparatlar arkadaşlar. Bu 8 bölümlü de güzel bir dolap. Yani tercih olarak litresi fazla düşünüyorsanız, yüksek litre tercih ediyorsanız muhakkak önereceğim bir grup. Bir de bunun ağır çelik dediğim gibi en büyük modelini çıkardı. Ya bunlar Nofroz sistemle çalışıyor zaten, bilginiz olsun şu grup. Komple Nofroz sistemle çalıştığı için yine iki bu da Nofroz'la çalışıyor. Bunlar da karlanma buzlanma yapmıyor arkadaşlar. Normal soğutmayı üfleyerek yapıyor. Yani üfleyerek dondurma yapmış oluyor. Hem soğutma hem dondurucu olarak da kullanıyoruz dediğim gibi. Şimdi bu üründe diğeri de en geniş dolaplardan 70 santimlik bir dolap. 70 santim ve boyut olarak bunda da 1.92'ye yakın arkadaşlar. 1.91.2 76.8 de derinliği var. Yani hem geniş bir dolap hem derin bir dolap. Yani profesyonel bir dondurucu arkadaşlar. Şöyle komple iki kısmı raf olarak kullanabiliyorsunuz. Şöyle bir buzluk da çıkıyor içerisinden. Komple bunlar da çekmeceleri arkadaşlar. Şöyle sınıflandırabiliyorsunuz. Bunda da iki tane plastik takoz diyoruz biz bunlara. Bunun da iki tane çıkıyor. Dediğim gibi duvara fazla yaklaşmaması için bunlar. Alt bölümü biraz diğerlerine göre kompresöre denk geldiği için daha küçük. Şöyle kapıda iki tane rafı var. Arkadaşlar antibakteriyel kapı contaları var. Yine dediğim gibi bunlar yani dolabı -18'i sabitleyen özel dolaplara 4 yıldız veriyor dünya çapında markalar. Yani bu değerlendirme kurulu ürünleri -18'e kadar tutabiliyor. -18'e tutabilmesinin amacı ürünün tazeliğini koruyabilmek ve vitamin değerlerini koruyabilmek. O yüzden önemli. Daha önceden enerji sınıfları A++'ları görüyordunuz. Artık görmeyeceksiniz arkadaşlar. Bunlarda çünkü enerji regülasyonuna girildiği için tüketim değerlerini baz almanız gerekiyor. Bu gruplarda 293 kW harcıyorken bunlarda da yine 292 kW bölü yıl işte tüketim değeri. Ona göre hesaplayabilirsiniz. Bunda da yine bir dijital sistem var. Dijital sistemden derecelendirme ayarlarını ve işte ekonomik moda falan alabiliyorsunuz. Hızlı dondurma tuşu var. Hızlı dondurma yapabiliyorsunuz. Bunun aynısının dediğim gibi gri modeli de var arkadaşlar. En geniş modeller bunlar. Ağır çeliğin dikey dondurucuda en geniş modelleri ve bunlar no frost yani karlanma buzlanma yapmayan gruplardan. Başka neler söyleyebilirim? Hemen şöyle söyleyeyim. İçerisinden gıda saklama ve dondurma ile ilgili püf noktaları çıkıyor arkadaşlar. Bunlar muhakkak önemli. Çünkü neden? Ürünün dondurma işlemi sırasında dolabın içerisine taşmaması gerekiyor. Yani sıvı bir şey koydunuz. Dolabın içerisine yani dondurucunun içerisine taşmaması gerekiyor.
O yüzden düzgün saklamamız gerekiyor. Sıvı ürün varsa muhakkak uygun kafta, yine sebze ve meyveleri normal dondurucu poşetinde, etleri yine dondurucu poşetinde saklayabiliriz. Raflar olduğu için ayrı ayrı balık, et hepsini ayırabilirsiniz ona göre. Saklamak da kolay oluyor açıkçası. Ama muhakkak da dediğim gibi dondurucu poşetiyle filan, buzdolabı poşetiyle saklamanız gibi o şekilde kullanmanız gerekiyor. Dolabın içerisine koyduğunuz bir ürün koku yaptı ve koku probleminiz oldu. Ne yapmanız gerekiyor? Karbonatlı suyla silebilirsiniz. Koku problemini çözmüş olursunuz. Bunu 15 günde bir tekrarlayabilirsiniz. Yine dolabın içerisinde bir yağ döküldü, bir şey döküldü. Bunu acilen sıcak suyla temizlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Elektrik tüketiminin fazla olmaması için dolabı tıka basa doldurmamanız gerekiyor. Hava kanallarının önünü açık bırakmanız gerekiyor. Bu önemli bilgilerden birisi. Onun haricinde neler söyleyebilirim? Isıtıcı bir petek varsa peteğe 30 santim mesafede olması gerekiyor dondurucuların. Bu önemli bir bilgi. Yine yanında fırın kullanacaksanız en azından 5 santim mesafe olması gerekiyor. Güneş ışığına direkt maruz kalmaması gerekiyor dondurucuların veya işte rutubetli, nemli yerlerde kullanılmaması gerekiyor. Aksi halde yani sizi zararı olur. Yani dolaba da zararı olur. Dediğim gibi dış yüzeyine de zararı olabilir. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bizim YouTube abonelerimize özel bir fiyat politikamız da var. 0850-255-51-00 oldu hatta. Ben abonenizim deyip de özel fiyat talebinde de bulunabiliyorsunuz. Normal Arçelik.com.tr'ye göre biraz daha uygun fiyat verebiliyoruz takip edenlere. Ve Türkiye'nin her tarafına da ücretsiz gönderim yapabiliyoruz. Yani nereye isterseniz servisimiz getiriyor zaten. Orada bulunduğunuz bölgedeki servis size ürününüzü teslim ve montaj yapmış oluyor. Ürünlerin garantileri 3 yıl arkadaşlar. 3 yıl, ilave 4 yıl daha yapabiliyorsunuz. İlave 4 yıl garanti için ekstra ücret ödüyorsunuz. Bunu bizim aracılığımızla veya servis aracılığıyla tekrardan yapabiliyorsunuz. Yorumlar kısmından tekrardan yazmak istediğiniz bir şey olduğunda tekrardan cevaplarız. Dikey dondurucularımız bu şekilde. En büyük hacimli olan da dediğim gibi şu grubumuzdu. Yani 8 çekmeceli olandı. Bunda arkadaşlar net olarak 404 litre net hacmi var. Yani gerçekten iyi bir kapasite. 404 litre. Bunlardaki hacim de 240 litreydi. Onu da belirtmiş olayım. Atlamış olmayalım. Günlük dondurma kapasitesine de aslında söylemedim. Onu da söylemiş olayım. Bunlarda 8 kilogram günlük dondurma kapasitesi varken bunda da günlük dondurma kapasitesi 19 litre arkadaşlar. Yani 19 kilogram kadar dondurabiliyor. Bu da önemli. Dolabı birden doldurmamanız gerekiyor. Birden doldurduğunuz dolap çalışmaz arkadaşlar. Yani sıcaklık uyarısı verir. Ve dediğim gibi siz de acaba bozuldu mu derseniz ürünleri ona göre koymamız gerekiyor ve üst üste de özellikle eski koyduğumuz dondurulmuş ürünlerin üstüne koymamamız gerekiyor. Üst üste gelmemesi gerekiyor. Bu da önemli. Dediğim gibi YouTube abonelerinin özel fiyattan faydalanabilirsiniz. Ekstra yeni ürünlerin hepsini, bunlar hep yeni ürünlerimiz. Yeni ürünlerin hepsini biz videoya çekiyoruz ve YouTube'dan da size bilgilendiriyoruz. Bunun için kanal aboneliğini muhakkak unutmayın. Bir de bildirimleriniz muhakkak açık olsun. Ki yeni gelen bir şeyden haberdar etmiş olalım sizi. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. İyi günler.